Evet, kaydımız başladı. Şimdi, evet tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün bölüm 7'ye başlıyoruz. Dün de diğer arkadaşlarla, diğer grupla başladık. Orada da şey var, o kayıt size ulaşmış vaziyette. Şimdi ikinci kaydımızı yapıyoruz. Aynı konu, devam. Bölüm 7, türev alma kuralları ve karşılaştırmalı durağanlıklarda kullanılışları. Chapter 7, Rules of Differentiation and Their Use in Comparative Statics. Yani türev nasıl alıyoruz ve bunu karşılaştırmalı durağan analizde nasıl kullanıyoruz? Konumuz bu. Peki, güzel. Nedir? İşte şeyi ne derler? İlk önce tek değişkenli fonksiyonlarla başlayalım. Sonra çok değişkenleri de öğreneceğiz. 7.1 tek değişkenli fonksiyonlarda türev alma kuralları. Rules of differentiation for a function of one variable. Evet. İlk şeyimiz, ilk kuralımız sabit fonksiyon kuralı. Constant function rule. Nedir? Y eşit fx eşit k diye böyle bir fonksiyonumuz var. Yani k dediğimiz herhangi bir reel sayı. Y eşittir 3, fx eşit 5, karekök 2 filan gibi herhangi bir şey, bir sabit sayı. Sabit olan bir şey değişmezdir. Değil mi? Sabit o demek değişmeyen, her bütün şeyler için, bütün x değerleri için aynı y değerini alan fonksiyon demek. O zaman değişmeyen bir şeyin değişimi de sıfır olur. Türev değişimi gösterdiğine göre bu değişim sıfır olacaktır. Sezgisel olarak bir defa bunu anlayabiliriz. Ama bunu tabii kanıtlamamız da gerekecek. Burada şu şekilde yazabiliriz bunu, yani türev kuralını. Dy bölü dx eşit sıfır Leibniz şeyle veya f(x) eşit sıfır. Yani işte Lagrange amcanın gösterimiyle veya Leibniz amcanın gösterimiyle bu şekilde ifade edebiliriz. Ya da dk bölü dx eşit sıfır şeklinde de ifade edebiliriz. Ama daha çok hani dy bölü dx eşit sıfır veya f üssü x eşit sıfır daha şey yapılan bir şey. Veya şunlar, d yani d bölü dx türev işlemcisi olarak kullanıp onun başına bir fonksiyon y veya fx fonksiyonu şeklinde koymak. Veya k'yı buraya koymak. Bunlar hepsi olası yazımlar. Yani bu şekilde yazabiliriz bunu, türevi göstereceğimiz, gösteremeyeceğimiz çeşitli yazımlar bunlar. Hepsi aynı şey demek bunlar. Peki, kanıtı nedir? Basit bir şeyi anlıyoruz. Sezgisel olarak da böyle olması gerektiğini şey yapıyoruz. Sabit bir şeyin değişimi, türevi sıfır olmalı. Tamam, güzel. Ama bunu kanıtlamamız lazım. Nasıl kanıtlayacağız? Türevin ana tanımını, limit tanımını kullanarak kanıtlayacağız. Kanıt işte proof, biliyorsunuz İngilizcesi. Fx eşit k fonksiyonu ise fonksiyonumuz bu. K herhangi bir sabit, işte bir şey. Bir tane n noktası alıyoruz. Reel, herhangi bir reel sayı alıyoruz. Ve oraya doğru giderken, yani tabi bir defa dedik ya, bu tanımlılık, süreklilik, şey, limitlilik, süreklilik, türevlilik. Bunlar hepsi noktasal özellikler. Bir noktada geçerli. Onun yanında tekrar bakmak lazım. Onun yanında tekrar bakmak lazım. Ama bu noktalara herhangi bir sınırlama koymazsak, o zaman tüm tanım kümesinde de geçerli kılabiliriz bunu. İşte şu burada yapacağımız şey de bu. Nedir? Fx eşit k ise fn yine k'ya eşit olacaktır. Madem ki sabit fonksiyon, herhangi bir n değerini içine koyduğum zaman onun fonksiyon şeyi, değeri yine k olacaktır. Görüntüsü yine k olacaktır. Tüm n'ler için. Tüm reel sayı n'ler için. Peki, güzel. Ama biz bu n'lerden bir tanesini alıyoruz. Büyük n diye bir tane reel sayı alıyoruz. Peki. Şimdi tanım olarak f üssü n, yani f'nin şeyi, f'nin birinci türevi, n'deki değeri nedir bunun tanımı? Limit x n'ye giderken fx eksi fn bölü x eksi n. Yani değişim oranının limiti x n'ye giderken. Yani delta y bölü delta x. Delta y bölü delta x neydi? Y1 eksi y0 bölü x1 eksi x0. Burada y1 dediğimiz şey ne? Fx. Y0 dediğimiz şey fn. Başlangıç noktası. N noktası civarında bakıyoruz ya. Dolayısıyla n bizim başlangıç noktamız oluyor. Dolayısıyla x0, yani burada büyük N yerine x0 da diyebilirdik. Aynı şey. Dolayısıyla delta Y dediğimiz şey Fx eksi Fn oluyor. Peki delta X ne? O da X eksi N oluyor. X eksi X0. X0 da N olduğuna göre X eksi N. Bu da işte bize değişim oranını veriyor. Bunun limitini aldığımız zaman X N'ye giderken o fonksiyonun türevinin N noktasındaki değerini bulmuş oluyoruz.
Peki ne yapalım? Bunları yerine koyalım şimdi. Fx k'ya eşitti. F n de k'ya eşit. Yukarısı ne oldu? Pay kısmı. K eksi k. Aşağıda ne var? X eksi n var. Güzel. Demek ki biz limit x n'ye giderken k eksi k bölü x eksi n'yi alacağız. Peki şimdi k eksi k 0 ne olursa olsun. İki aynı şey bir şey kendisinden çıkarırsam 0 kalır. X eksi n ne oluyor? Şayet ki x de n'ye eşit olabilseydi o zaman burası n eksi n olacaksa burası da 0 olacaktı. O zaman 0 bölü 0 tanımsızlığıyla karşılaşacaktım. Başım belada olacaktı. Bununla bir şey yapamam. Ama öyle değil. Niye değil? Çünkü x n'ye eşit değil. X n'ye sonsuz küçük yaklaşıyor. X n'ye gidiyor demek x n'ye eşit değil, eşit demek değildir. X n'ye eşit değil demektir. Sonsuz küçük yaklaşıyor ama hiçbir zaman eşit olmuyor demektir. O zaman yukarısı 0, aşağısı ise hiçbir zaman tam 0 olmayacak. X eksi n sonuçta sonlu, çok küçük ama 0 olmayan bir şey olacak. Sıfırı sıfır olmayan bir şeye böldüğüm zaman da sıfır bulurum. Demek ki bu limit sıfırdır. X neye giderken o da sıfıra eşittir. İşte size çok basit bir kanıt ama bu bir kanıt. Ama bitti mi bitmedi. Niye? Çünkü sadece tek bir noktada kanıtladım. Tek bir n değerinde, tek bir reel sayıda kanıtladım. Bunu genellemem lazım. O da basit. Şunu yani bir cümle olarak şunu yazmam gerekiyor. N'ye herhangi bir kısıt koymadığım için dolayısıyla bütün bu reel n değerleri için geçerli bu kanıt. Yani f üssü x eşit sıfırdır şeklinde bu fonksiyonun birinci türevinin tüm x'ler için sıfır olduğunu yazabilirim. Burada bir uyarı var. Önemli bu. F üssü x eşit sıfır. Yani f'nin birinci türevinin herhangi bir x'te sıfır olması, fonksiyon değerinin sıfır olmasıyla bunun x sıfırda özel bir noktada değerinin sıfır olması aynı şey değil. Buna dikkat etmek lazım. Yani bir fonksiyonun türevi her yerde sıfırsa bu fonksiyon sabit fonksiyon demektir. Ama sabit olmayan başka bir fonksiyonun türevi de belli bir noktada hasbelkader sıfır olabilir. Mesela y eşit ne bileyim ben x kare fonksiyonu. Bunun türevi 2x'tir. X'in sıfır olduğu yerde 2x de sıfır olacaktır. Başka yerlerde sıfır değildir. Yani belli bir özel değerde, özel noktada, x eşit 0 noktasında bu türev 0 değerini alacaktır ama başka yerlerde 0 olmayacaktır. Ama bu türev her yerde 0'sa o zaman onun geldiği fonksiyon bir sabit fonksiyon demektir zaten. Bir örnek görelim. Example işte örnek nedir? Bir sabit maliyet fonksiyonu. CF eşittir FQ miktara bağlı ama Q yok burada. $1200 diye bir şey vermiş. Yani sabit bir maliyet işte. Bunun türevini aldığımız zaman değil mi? Nedir sabitin türevi? Sıfırdır. Demek ki sabit maliyetin türevi sıfır. Yani marjinali sıfır. Peki marjinal maliyet dediğimiz şey nereden geliyor? O değişken maliyetten geliyor. Sabit bir şeyin marjinal dediğimiz şey türevi ifade ediyor zaten hassas ölçersek. Dolayısıyla da sabit fonksiyonun marjinali yani türevi sıfırdır. Ama sabit olmayan bir şey varsa, bir değişken maliyet kısmı varsa onun türevi sıfırdan farklı olacaktır haliyle. Evet, şeyler çok önemli biliyorsunuz. Sabit maliyetler çok basit bir şey olmasına rağmen çok önemli. Çünkü bir piyasaya bir bir üreticinin veya satıcının girip girememesini, bir firmanın girip girememesini belirleyen en temel etmenlerden bir tanesi. Yani bugün işte şeylerden bahsediyoruz, çiplerden bahsediyoruz. Çip krizi var değil mi? Niye çip bulunamıyor? Niye bulunamıyor? 3 kuruşluk bir şey çip. Biraz plastik, biraz bakır. Belki azıcık altın da var içinde ama çok şey hani ne yaptığınıza göre içinde bir baskılı devre var. Bir elektronik devre, minicik bir devre. Biraz plastik, biraz bakırdan ibaret. Yani 3 kuruş bir şey maliyeti. Ama niye? Çünkü bunu dünyada 3-5 tane firma yapabiliyor. Onun nedeni de çok büyük ilk şey maliyetleri, sabit maliyetlere katlanmak gerektiği. Çok hassas şey laboratuvarlar kuracaksınız. İçine tuz toz girmeyecek, işte nem almayacak bilmem ne. Korkunç teknolojik şeyleri olan, özellikleri olan laboratuvarlar kullanmanız lazım. Tek bir çip üretmeden ona başlayabilmek için. O laboratuvarların içinde onlarca, yüzlerce bilim adamını, mühendisi falan çok iyi yetişmiş, çok para alan adamı çalıştırmanız lazım, işe almanız lazım.
Bütün bunlara paranız varsa, yani milyon dolarlarınız varsa ancak o işe girebiliyorsunuz. Yoksa başlayamıyorsunuz o işe. İşte sabit maliyetler onlar. Onun için de çok önemli. Peki bu da böyle. Şimdi geldik en önemli kuralımıza. En önemli derken yani en çok kullanılan kurala. Çünkü birçok şeyin türevini bu kural yardımıyla alabiliriz. Sadece kendisinin, sadece polinomların değil, birçok başka fonksiyonun üs olarak ifade edilebilen hemen tüm fonksiyonların şeylerini, türevlerini bu kural yardımıyla alabiliriz. Bakalım ne diyor? Kuvvet fonksiyonu kuralı, power function rule İngilizcesi. Y eşittir Fx eşittir x üzeri n. Gayet basit bildiğimiz, yani x kare, x küp, x üzeri 4 falan gibi, x üzeri 7 gibi bir fonksiyon. Bunun türevi diyor, küçük n çarpı x çarpı küçük n, x üzeri küçük n eksi 1'dir. Yani üssü başa indir çarpan olarak ve üssü 1 eksilt. Kural bu. X üzeri n'nin türevi, x üzeri küçük n'nin türevi, küçük n'yi başa indir, küçük n çarpı x üzeri küçük n eksi 1. Formülü bu. Kullanması gayet kolay. Bir kere öğrenince, bir iki defa egzersiz yapınca hemen yapılabilir. Değil mi? Bakın burada da çeşitli şekillerde göstermiş. Yani Leibniz ve Lagrange gösterimiyle aynı formülü vermiş bize. Ondan sonra peki örnekler yapalım. Bir şey değil. Mesela y eşittir x küpün türevini alalım. E nedir? 3'ü başa indir, 3'ü 1 eksilt. Yani 3x kare olacak bunun türevi. İşte x küpün türevi 3'ü başa indirince 3 kere x, bir de 3'ten eksi 1 yapacağız. Bir tane çıkaracağız. 2 kalacak yukarıda. 3x kare işte. Gayet basit. Y eşittir x üzeri 9 olsa ne olacak? 9'u başa indireceğiz. 1 eksilteceğiz üssü. Yani 9 kere x üzeri 8 olacak. Yani 9x üzeri 8 olacak. İşte kullanması son derece kolay. Bunu bir defa öğrendik mi ondan sonra bu türevi alması son derece kolay. Peki iyi de kanıtlamak lazım bunu. Bu şekilde tamam güzel. Bir numara yok. Ama nereden biliyoruz bunun böyle olduğunu? Bunun böyle olduğunu kanıtlamamız lazım. Çeşitli şeylerle aşamalı olarak kanıtlayacağız şimdi. İşte burada kanıt, proof, n eşittir 1 için ilk önce n eşit 1, küçük n eşit 1 için kanıtlayacağız. Aslında küçük n eşit 0 için demin kanıtladık bile şeye, sabit fonksiyonu da bunun bir şeyiydi aslında. Bunun bir uygulamasıydı, bir özel durumuydu. Şimdi küçük n eşit 1 olsa mesela ne olacak bakalım. Fx eşit x üzeri 1, yani x'e eşit olacak. Güzel. Ve o zaman Fx eşit x, yani y eşit x'in türevi ne olacak? Bu hesaba göre ne olması lazım? X üzeri 1 olduğuna göre o 1'i başa indirelim. 1 kere x üzeri 1 eksi 1 0. E x üzeri 0 1'dir. 1 kere 1 de 1'dir. Demek ki bunun türevi, yani y eşittir x'in ya da Fx eşit x'in türevi 1 olması lazım bu formüle göre. Bakalım bunu şimdi türevin limit tanımıyla, ana tanımıyla kanıtlayalım. E nasıl yapacağız? İşte bir tane şey alacağız, n alacağız, reel sayı n alacağız. Bu reel sayı n için bunu kanıtlayacağız. Sonra da n'ye kısıt koymadığımız için tüm reel sayılar için kanıtlamış olacağız. E nasıl olacak? İşte f'nin türevinin n'deki değeri limit x n'ye büyük n'ye giderken fx eksi f büyük n bölü x eksi büyük n. Deminki formül, her zaman kullandığımız formül, değişim oranının limiti x n'ye giderken. Büyük n'yi beğenmiyorsunuz, buraya x'i sıfır da diyebilirsiniz, hiç sorun değil, aynı şey. Peki fx ne? X. Fx eşit x fonksiyonu değil mi? F n ne? O da kendi değeri, yani büyük n. F büyük n'de içine, bu fx eşit x'in içine x yerine n koyarsam, büyük n koyarsam bana fonksiyon değeri olarak yine büyük n verecektir. Bu bizim 45 derece doğrusu dediğimiz şey. Sıfırdan geçen, hani bildiğimiz. Ondan sonra. Peki sonra yukarısı ne oldu? X eksi büyük n. Aşağısı ne? Pay ne? Şey, payda ne? O da x eksi büyük n. Değil mi? Yani ben x eksi büyük n bölü x eksi büyük n elde ettim. X büyük n'ye giderken bunun limitini alacağım. Dedi yani
x büyük n'ye eşit olabilseydi yine başım belada oldu. N eksi n 0, n eksi n de 0, 0 bölü 0 tanımsızlığıyla karşılaşmış olurdum. Ama böyle bir durum yok. Niye? Çünkü x büyük n'ye gidiyor, yaklaşıyor ama hiçbir zaman eşit olmuyor. Hiçbir zaman eşit olmadığına göre 0 bölü 0 olmuyor bu. Hep aynı şey neyse o, çok küçük ama bir gıdım, bir gıdım bölü bir gıdım oluyor. Dolayısıyla bunları sadeleştirebiliyorum. Pay ve paydayı sadeleştirince 1 kalıyor burada. O zaman limit x büyük n'ye giderken 1 de 1'dir. Dolayısıyla da işte fx eşit x fonksiyonunun türevinin 1 olduğunu, n noktasına büyük n'ye giderken türevinin 1 olduğunu kanıtlamış oldum. Ve bunu tabii genelleme yapıyorum. Çünkü her yerde bunun geçerli olduğunu göstermem lazım. Büyük n'ye herhangi bir kısıt konmadığı için dolayısıyla bu tüm reel büyük n'ye değerler için geçerlidir. Yani f üssü x, yani f'nin türevinin x genel olarak türev fonksiyonu eşit 1'dir. İşte bu şekilde tanıdı da tamamlamış oluyorum. Şu son genellemeyi de yapmak lazım. Onu yapmayınca eksik kalıyor. Evet. Peki gelelim şimdi 2, 3 vesaire böyle şeyler, üstler büyüdükçe bu formülün geçerli olduğunu bir şey yapalım, genel kanıtını yapalım. Şu anda sadece x üzeri 1 için gördük. Peki x kare için, x küp için, x üzeri küçük n için, oraya kadar gidelim. Yani herhangi bir üs için bu kuralın yine geçerli olduğunu gösterebilmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Şunu yapacağız. Bir şey yapmamız lazım, bir gözlemle başlayalım. Bizim şu standart x kare eksi büyük n kare mesela. A kare eksi b kare formülü nedir bu? A eksi b çarpı a artı b'dir, değil mi? İki karenin farkının açılımı. Şeyi yaparsak ne olur? O zaman bunu yani x kare eksi büyük n kareyi x eksi büyük n çarpı x artı büyük n olarak yazabilirim. Her tarafı x eksi büyük n'ye bölersem de bu x kare eksi büyük n kare bölü x eksi n eşittir x artı büyük n şeklinde, şu şekilde de yazabilirim bunu. Güzel. İki terim var burada sağ tarafta. Peki x küp eksi büyük n kübü nasıl yazabilirim? Onu da x eksi büyük n çarpı x kare artı büyük n x artı n kare olarak yazabilirim. İnanmayan şunları çarpıp sırayla böyle hepsini çarpıp nasıl birbirlerini götürdüklerini ve en sonunda x küp eksi n küp kaldığını, yani buradaki x eksi n ile parantez içine x kare artı n x artı n kare alıp bunları çarpınca, eleman ayına çarpa çarpa toplayınca ondan sonra en sonunda hep bir tanesiyle bir öncekiyle bir sonraki birbirini x küp gelecek, x kare x kare x küp eksi n x kare artı n x kare eksi n x küp artı n x küp filan gibi böyle şeyler gelecek ya da neyse, onlar birbirlerini götürecekler. Sonuçta başta x küp, sonda da büyük n küp kalacak eksiyle. Bunları çarptığınız zaman böyle olduğunu göreceksiniz. Aradaki terimler birbirlerini götürecekler. Hep bir artılı bir eksilisi, bir artılısı bir eksilisi çıkacak. Dolayısıyla x küp eksi büyük n küp sahiden x eksi büyük n çarpı x kare artı büyük n x artı n kare büyük n karedir. Ve o zaman da x küp eksi büyük n kübü bölü x eksi n büyük n'yi x kare artı büyük n x artı büyük n kare gibi yazabilirim. Ve bunu böyle daha uzattığımız zaman işte herhangi bir küçük n için x üzeri küçük n eksi büyük n üzeri küçük n bölü x eksi büyük n'yi x üzeri küçük n eksi 1. Aslında burada da büyük n üzeri 0 ile çarpılıyor bu. Onu yazmamış ama aslında bunu büyük n üzeri 0 da yazabilirdik buraya. Sonra büyük artı büyük n üzeri 1 çarpı x üzeri küçük n eksi 2 artı büyük n kare x üzeri küçük n eksi 3 filan böyle böyle ta ki x üzeri 0 büyük n üzeri küçük n eksi 1'e kadar. Burada da x 0'ı x üzeri 0 yazmamış, yazabilirdik, sorun değil. X üzeri 0 1'dir. Büyük n üzeri 0 da 1'dir, onun için bunları yazmamış. En sonunda burada büyük n üzeri n eksi 1 ile bitiriyor. Ama aynı şey demek, bir şey değil. İşte bunlar, bu açılımları bir defa gözlemlememiz lazım. Bunlar doğru. İnanmayan dediğim gibi tek tek şunu çarparak buradaki x eksi büyük n ile parantezin içine şu sağ taraftaki uzun malzemeyi çarpıp teker teker aradaki terimlerin yok olduğunu, sadece x üzeri küçük n eksi büyük n üzeri küçük n kaldığını görebilir. Ve bunu da egzersiz olarak yapın, görün gerçekten.
Peki, güzel. Buraya kadar gözlem. Daha bir kanıt yapmadık. Bu gözlemi şimdi kanıt için kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şöyle. Şimdi bizim türev şeyimiz neydi? Türev tanımımız işte f'nin birinci türevin n'deki değeri limit x n'ye giderken fx eksi f büyük n bölü x eksi büyük n'ydi. Her zamanki bildiğimiz tanım. Şimdi bu x üzeri küçük n fonksiyonunu uygulayalım. Fx x üzeri küçük n. F n n o da büyük n üzeri küçük n. F büyük n de büyük n üzeri küçük n. Demek ki bu x üzeri küçük n eksi büyük n üzeri küçük n bölü x eksi büyük n. Bu ifade değişim oranı buna geliyor. Güzel. Peki. Biz bunun açılımını biliyor muyuz? Biliyoruz. Demin gördük işte. Neydi bu? X üzeri küçük n eksi 1 işte artı büyük n çarpı x üzeri küçük n eksi 2 falan gidiyor böyle. Büyük n üzeri n eksi 1'e kadar şu seri. Değil mi? Bunun limitini aldığımız zaman x büyük n'ye giderken şunun yani değişim oranının limitini almış olacağız. Madem ki bu değişim oranı olarak bulduğumuz yazdığımız şey buna eşit, bu seriye eşit. O zaman limiti de o serinin limitine eşit olacak. Güzel. Peki. Bu serinin limitini alalım bakalım x büyük n'ye giderken. Şimdi toplamın limiti limitlerin toplamıdır teoremi biliyorsunuz var elimizde. Bununla bu limiti bu polinomun burada bir polinom var. O polinomun her bir monomuna yani tek terimlisine teker teker paylaştırabilirim. Yani bu nedir? Limit x n'ye giderken, büyük n'ye giderken x üzeri küçük n eksi 1 artı limit x n'ye büyük n'ye giderken büyük n çarpı x üzeri n eksi 2 küçük n eksi 2 artı gidiyor böyle. En sonunda limit x büyük n'ye giderken büyük n üzeri n eksi 1'e kadar bu bütün şeylerin monomlarının yani tek terimlerinin limitlerini alıyor. Güzel. Peki nedir bu limitler? Bakalım sırayla bakalım. X üzeri küçük n eksi 1'in limiti x büyük n'ye giderken. Nedir bu? Bu bir monom tek terim. Yani polinom limiti kendisidir. Büyük n'yi buraya koyacağım. X yerine büyük n'ye koyacağım. O zaman büyük n üzeri küçük n eksi 1'dir bu. Güzel. Peki ikincisininki nedir? X büyük n'ye giderken. Burada büyük n var. Burada da x üzeri küçük n eksi 2 var. O zaman buradaki x yerine büyük n koyunca büyük n çarpım üzeri küçük n eksi 2 oluyor. Bir de n ile çarpınca yani bu da üzeri 1 üstler toplanır biliyorsunuz. Burada da yine küçük n eksi 1 kaldı. Demek ki bu da ikinci terimin limiti de büyük n üzeri küçük n eksi 1. Üçüncü de böyle, dördüncü de böyle. En sonunda büyük n üzeri küçük n eksi 1'in limiti x n'ye giderken bu zaten sabit. O da yine kendisi. O da büyük n üzeri küçük n eksi 1. Demek ki bu terimlerin hepsinin limiti büyük n üzeri küçük n eksi 1. Kaç tane var bunlardan? N tane var. İkili olunca 2 tane oluyordu. Üçlü olunca 3 tane. N küçük n ile olunca da küçük n tane var bu terimlerden işte burada. Demek ki ben ne yaptım? Küçük n tane büyük n üzeri küçük n eksi 1'i topladım. Ne demek bu? Küçük n çarpı büyük n üzeri n eksi 1 demektir. Kanıtladım mı? Kanıtladım. Ama bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü sadece özel bir n noktası, büyük n noktasında kanıtladım. Ama o büyük n'ye herhangi bir kısıt koymadığım için genelleme de yapabiliyorum. Dolayısıyla bu tüm reel büyük n değerleri için geçerlidir. Yani f'nin fonksiyon olarak türevi küçük n çarpı x üzeri küçük n eksi 1'dir. Bunu da kanıtlamış oluyorum. Pekala. Bu çok işe yarıyor. Niye? Çünkü üs olarak ifade edebildiğim başka şeylerin türevlerini almaya da yarıyor. Mesela işte karekökler, küpkökler, şeyler, bir bölüler filan, paydada olan şeyler vesaire, bir bölü x'in, bir bölü x karenin filan türevlerini de alabilirim bunun yardımıyla. Niye? Çünkü üs olarak ifade edebiliyorsam bir şeyi, üslü bir çokluk, üslü bir teklik olarak ifade edebiliyorsam, onunla bu kuralı kullanarak o türevi yine alabilirim. Şimdi bakalım çeşitli kullanımlarını görelim bunları. Neymiş? Y eşittir x üzeri 0. Ne demek bu? 1. Bunun türevini bulunuz diyor. Ne olacak? X üzeri 0. 0'ı başa indireceğim. 0 başa indi. 0 eksi 1 eksi 1. 0
çarpı x üzeri eksi 1. X üzeri eksi 1 de 1 bölü x'tir. Bu da 0 olursa 0 bölü 0 olur. Başım belaya girer. Ama o olmadığı müddetçe 0'a sonsuz küçük yaklaşıp ama dokunmadığım müddetçe 0 ile 0 olmayan bir şeyin çarpımı 0 verecektir. Demek ki 1'in türevi 0'dır. Y eşittir 1 fonksiyonunun türevi 0'dır. Peki başka bir şeyle çarpsam ne olacaktı? Bir şey fark etmeyecekti. Yine aynı şeyi alacaktım. Baştaki çarpımla birlikte yine 0 verecekti. Yani sabit fonksiyonun türevinin 0 olduğunu da buradan görebiliriz daima. Peki daha ilginç şeyler var tabii. Y eşittir 1 bölü x küp fonksiyonunun mesela böyle bir fonksiyonun türevini bulalım. Bunu hemen ezbere bilen var mı bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Y eşittir 1 bölü x'i ezberlemiş olabiliriz. Ama onu da aynı şekilde bulabiliriz. Yani hiçbir şeyi ezberlememize gerek yok. 1 bölü x küpün türevini istiyorsam 1 bölü x küpü x üzeri eksi 3 üzeri olarak yazarım. Bir üs olarak yazarım. 1 bölü x küp x üzeri eksi 3 demektir. Bunun türevini alabilir miyim? Alabilirim. Üs kuralını biliyorum. O zaman eksi 3'ü başa indir. Üssü bir eksit. Eksi 3 eksi 1 eksi 4. Demek ki eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 olacak. Yani eksi 3 bölü x üzeri 4 olacak. İster öyle yazın ister öyle yazın. İkisi de aynı. Dolayısıyla işte bakın 1 bölü x küpün türevini kolayca nasıl alabiliyoruz? Peki. Başka? Y eşittir karekök x. Türevini biliyor muyum? Ezberlemişsem biliyorum. 1 bölü 2 kök x. Değil mi? 2, yani 1 bölü 2 kere karekök x. Öyle olması lazım. Ama nereden biliyorum? Bakalım. Karekök x dediğim şey x üzeri 1 bölü 2'dir değil mi? Böyle yazabilirim üs olarak. Bunun türevini alabilirim. Alabilirim. 1 bölü 2'yi başa indir. Üssü bir eksilt. 1 bölü 2'yi başa indirince 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 eksi 1. 1 bölü 2'den 1 çıkınca eksi 1 bölü 2. Demek ki bunun türevi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2'dir kurala göre. Peki x üzeri eksi 1 bölü 2 ne demek? Eksi demek 1 bölüsü yani paydada o demek. 1 bölü 2 de karekök demek. Demek ki işte 1 bölü 2 kök x'tir. Bu bildiğimiz formülü bu şekilde kanıtlayabiliriz, bu şekilde bulabiliriz. Ne kadar kolay değil mi? Hiçbir şeyi ezberlemeye gerek yok. Peki güzel. Y eşit x küp ise bunda bir numara yok tabii. Hemen 3'ü başa indirelim. 3'ü 1 eksiltelim. 3x kare. Tamam. Bunun türevi 3x karedir. Ama bir de bunun belli bir noktadaki mesela değerini x eşit 1 veya x eşit 2 noktasındaki değerlerini merak ediyor olabilirim. Ha burada işte şöyle bir şey var. Hep dikkat etmemiz gereken bir şey. Bunu 1000 defa söyleyeceğim size. 1001. defa da söyleyeceğim. Hem türevde hem de genel olarak ne yapıyorsak ilk önce analitik olarak çözüp yani formülle çözüp sonra özel değerleri yerine koymak lazım. Yani bir şeyin türevini alıyorsak önce türevini alıp sonra özel x noktalarında x0 noktalarındaki değerlerine bakmak lazım. Tersi bizi yanıltır. Türevini 3x kare mesela x kübün türevi nedir? 3x karedir. Tamam. Bunu formül olarak aldım. Ondan sonra mesela x eşit 1'de bunun değeri nedir dersem bu türev fonksiyonun içine o zaman 1 koyacağım x yerine. Yani 1'in karesi 1, 3 kere 1, 3. İşte tamam. 2 noktasındaki değeri nedir dersem x eşit 2, işte 2'nin karesi 4, 3 kere 4, 12 şeklinde bulabilirim. Bu arada şu şeyi hatırlayalım. Herhangi bir matematiksel formülde bir çizgi çekip altına bir koşul yazdığımız zaman o koşul altındaki şeyi değeri o koşulda yapılmış anlamına geliyor. Yani şuradaki düşey çizgi ve şuraya koyduğumuz x eşit 1 dediğim şey işte o koşulu ifade ediyor. Yani bu genel formülün şu özel noktadaki değeri anlamına geliyor. Bunu da hatırlayalım. Peki sonra ne var bakalım. Genelleştirilmiş kuvvet fonksiyon kuralı. Generalized power function rule. Nedir? Bu da basit bir şey aslında. Demin yaptığımız şeyi bir de C ile çarparsak, bir sabitle çarparsak ne oluyor? Onu bulmak için. O da son derece basit aslında. Yani türev de o sabitle çarpılıyor sonuç olarak. Çok şey değil. Zaten kanıtladığımız şeyi tekrar pekiştiriyoruz diyelim. Fonksiyonumuz C çarpı x üzeri küçük n ise bunun türevi diyor kural C çarpı küçük n x üzeri küçük n eksi 1. Yani fonksiyonu, ana fonksiyonu, ilkel fonksiyonda bir çarpan sabit varsa türev fonksiyonda da o sabit çarpıyor yine. Bir şey fark etmiyor.
Ya da f üssü x, işte bunun şeyin türevi, x fonksiyonu şey olarak, o türev fonksiyonu olarak ifade edersek c çarpı küçük n x üzeri küçük n eksi 1 olacaktır. Aynı şey. Bu Leibniz gösterimi, bu Lagrange gösterimi. Peki, örnekler. Örnekler basit. İşte y eşittir 2x ise, değil mi? X üzeri 1'dir. X dediğimiz şey x üzeri 1'dir. Onu başa indirince 1 x üzeri 0 olur. E x üzeri 0 1'dir. 2 kere 1 2 çarpı 1 2. Demek ki bunun türevi 0'dır. 2 kere x üzeri 0 2 olacaktır. 4 x küpün türevi nedir dersek? 3'ü başa indirdik. 1 eksilttik. Yani x küp olsaydı 3 x kare olacaktı. 4 de başında olunca 3 kere 4 12. 12 x kare oluyor işte. Bir numara yok. 3 kere x üzeri eksi 2'nin türevi nedir? Eksi 2'yi başa indir. 1 eksilt. 3 kere eksi 2 eksi 6. X üzeri eksi 2 eksi 1 eksi 3. Yani eksi 6 x üzeri eksi 3 şeklinde şey yapıyoruz. Eksilere falan dikkat etmek lazım. 2 tane eksi çarpılıyorsa artıya dönüyor falan. Onlara dikkat etmek lazım. Yanlış türev almamak için. Peki bu dediğimiz şeyin de kanıtını yapalım. Önceki kanıtı yaptıktan sonra, yani üst kuralının kanıtını, kuvvet kuralının kanıtını yaptıktan sonra buraya uygulamak son derece basit. O kanıt cebimizde. Tekrar kanıtlamayacağız onu artık. Gerekirse şey yaparız, hani kullanabiliriz ama toptan kanıtlıyorsak ilk önce o şeyi kanıtlamamız lazım. Ne derler? Yani genel üst kuralını kanıtlamamız, ondan sonra da burada kullanabiliriz onu. Bakalım şimdi. Evet. Neymiş? F'nin şeyinin, f fonksiyonunun türevinin büyük n noktasındaki değeri. Limit x büyük n'ye giderken f x eksi f büyük n bölü x eksi büyük n. Bu bildiğimiz tanım formülü. Türevin limit tanımı. Güzel. Ne yapacağız? Hangi fonksiyonu istiyoruz? C x üzeri n fonksiyonu. Bizim f x dediğimiz şey c x üzeri küçük n. Onu buraya koyacağız. Büyük n'deki değeri de c büyük n üzeri küçük n. Onu da buraya koyacağız. Payda x eksin büyük n zaten. Dolayısıyla biz limit x n'ye giderken c x üzeri peki burada c iki tarafta da c olduğuna göre pay kısmında yukarıda o c'yi çarpana alabilirim. O zaman ben bunu limit x büyük n'ye giderken c çarpı x üzeri küçük n eksi büyük n üzeri küçük n bölü x eksi büyük n olarak yazabilirim. Çarpımın limiti limitlerin çarpımıdır teoreminden bu çarpıma da limiti paylaştırabilirim. O zaman bu ne olur? Limit x büyük n'ye giderken c sabiti yani çarpı limit x büyük n'ye giderken x üzeri küçük n eksi büyük n üzeri küçük n bölü x eksi büyük n olur. Peki c sabit olduğuna göre sabitin limiti kendisidir, c'dir. O zaman bu c çarpı limit x büyük n'ye giderken x üzeri küçük n eksi büyük n üzeri küçük n bölü x eksi büyük n olur. Bunun da demin ne olduğunu kanıtladım değil mi? Küçük n çarpı büyük n üzeri küçük n eksi 1. Bu da c ile çarpılıyorsa demek ki bunun sonucu c çarpı küçük n çarpı büyük n üzeri n küçük n eksi 1'dir. Bu işte kanıtlamak istediğim formül benim. Peki bu ne yaptım ama bir tane özel büyük n noktasında kanıtladım. Bir de genelleme yapmam lazım. N'ye herhangi bir kısıt konmadığı için dolayısıyla bu tüm reel büyük n değerleri için geçerlidir. Yani f'nin türevi herhangi bir x için c çarpı küçük n çarpı x üzeri küçük n eksi 1'dir. Dolayısıyla da üs yani kuvvet kuralını aynı zamanda başında c ile herhangi bir sabitle çarpıldığı haliyle de kullanabilirim. Bunu da kanıtlamış oluyorum. Şimdi egzersizlere geldik. Şurada. Bunlardan evvel çok kısa bir ara vereceğiz. Bir 3-4 dakika şey molası, ihtiyaç molası. Ondan sonra bu egzersizlere alıştırmaları çözerek devam edeceğiz. Kaydı durdurmuyorum. Siz de durdurmayın. Devam ediyoruz.
Evet, tekrar başlayabiliriz. Herkes burada mı? Sesimi duyuyor musunuz ve egzersizleri görebiliyor musunuz? Herkes sesimi duyup egzersizleri, şeyleri alıştırmaları görebiliyor mu arkadaşlar? Evet hocam, görüyoruz. Harika. Bir de şeyleri görebilmek için galiba ekranımı paylaşmam lazım ama. Peki. Ekranımı paylaşırsam şeyi de görebilmemiz lazım. Bir deneyelim bakalım. Tamamen ekranımı paylaşırsam ne olur? Çünkü bir de çözüm kitabı var. Onu da görebilmek için tekrar paylaşalım şu ekranı. Tamamını tüm ekran dersem nasıl oluyor bakalım. Peki nasıl şey ne görüyorum ben burada? Herkes şu anda benim ekranımı görebiliyor mu? Mesela şurada böyle çözüm kitabını açtığım zaman da bunu da görebiliyor musunuz? Evet hocam. Harika. Peki. O zaman şimdi gelişelim. Yine daha evvel yaptığımız gibi yapacağız. Şeyler doğru cevapları şey kısmına yazabilirsiniz. Chat kısmına, sohbet kısmına. Oradan aferin vereceğim. Sözel olarak söylenirse de sözel olarak şey yapacağız. Yine doğru yanlış ve aferinimizi söyleyeceğiz. Ama buraya chat kısmına, sohbet kısmına da yazanlara da işaretle aferin vereceğim. Evet, egzersiz 7-1. Bunları yapıyoruz. Burada üst tarafta 3. baskınından var. Şeyde de alt taraftakinde de 4. baskının egzersizleri var. Çoğu aynı. 1-2 ufak fark var. 1-2 ufak ekleme veya ufak değişiklik var. Sizin elinizde genellikle 4. baskı var. Çözüm kitabımız da 4. baskının üzerinden hazırlanmış. Onun için de yani 3. baskınınkileri de bunları da tabii yapabiliriz. Ama elimizdeki şeyler çözüm kitabı 4. baskı ve elimizdeki daha çok da elimizde bulunan kitap da 4. baskı. Nasıl isterseniz. Mesela A şıkkıyla başlayalım. 1'in A şıkkı. Y eşittir x üzeri 12. Bunun türevi nedir? Hemen yazın bakalım sohbet kısmına. 12 x üzeri 11. Güzel. Harika. Hemen aferinleri verelim. Buse, Ceyda, Hayrunisa. Evet. Başka yapan varsa yine onlara da veririz. Bu arada şu şekilde de yazabilirsiniz. Yani 12 x üzeri 11 olarak da yazabilirsiniz. Ama üs yapamıyorsanız şöyle bir şeyi de var. Matematikte ve bilgisayarda kullanılan evet Göktuğ'un yazdığı gibi yani şu şey var ya şapka şapka işareti şapka işareti üs anlamına gelir. Bilgisayar programlarında da kullanabilirsiniz. Çoğu yerde bu şekilde gösterilir. Yani bilgisayar programlarında üs ifade etmek istiyorsanız şapkayı kullanırsınız. Dolayısıyla 12x şapka 11 şeklinde yazarsanız o hani şeye GR'ye bas ya da kontrole basıp şeyde neyse üstte üst şapka alıyoruz ya şeyden bilgisayardan işte o üs anlamına gelir. Evet, yani Göktuğ'un yaptığı ona da aferin diyelim. Bu şekilde şey yapılabiliyor. Bu şekilde üssü ifade edebiliyoruz. Keza şeyde bu ne o bilgi işlem falan programları şeyde dersleriniz var ya bilgisayar programcılığı orada da yine hemen hemen tüm bilgisayar dillerinde bu kullanılır üssü olarak. Şapka kullanılır. Evet. Peki, güzel. B şıkkı ne? Y eşittir 63. Nedir bunun türevi? Y eşittir 63 türevi nedir? Evet. Güzel. Buse 0 demiş. Sude 0 demiş. Nerede? Niye veremedim ben bu şeyi? Niye vermedi? Hayrunisa 0 demiş. Güzel. Tamam. Aferin. Buraya da aferin. Şuraya da aferin. Sude'ye de aferin. Nerede? Ha, şurada. Evet.
Herkesi. Çünkü niye? Çünkü sabit fonksiyon değil mi? Sabit fonksiyon e türevi sıfır. Güzel. Sonra C şıkkı y eşittir 7x üzeri 6. Ya yok pardon, burada 7x üzeri 5 yapmış şeydekinde. Dördüncü baskıda. Nasıl? 5'i başa indireceğiz. Değil mi? 5 kere 7 35. X üzeri 5 eksi 1 4. Yani 35 X üzeri 4 olacak. Güzel. Bulanlar var. Buse bulmuş. Hayri Nisa bulmuş. Göktuğ bulmuş. Yok ne? O sıfır. Göktuğ niye sıfıra vermemişiz? Şuna şöyle. Ondan sonra Buse'ye aferini verelim. Evet. 35 X üzeri ve Ceyda'da yazmış. Ona da aferin. Nerede? Göktuğ'da. Tüm yazanlara, doğru yazanlara aferin. Bizim yöntemimiz şu, yani yaklaşımımız şu biliyorsunuz. Bir defa tüm deneyenlere aferin. Ondan sonra doğru çözenlere daha aferin. Buraya yazanlara daha da aferin. O zaman işaretle şeyle de verebiliyorum, emojiyle de verebiliyorum. Yazmayana emoji veremiyorum, ne yapayım. Buraya yazan ancak emoji koyabiliyorum. Evet, pekala. Çok güzel. Nereye geldik? D, W eşittir, bu da bir fonksiyon, W eşittir 3U üzeri eksi 1 bu. Çok kötü bir şey yapmış şu aslında, yani şurada daha güzel görünüyor. W eşittir 3U üzeri eksi 1. Ne olacak? Eksi 1'i başa indireceğiz, 3 ile çarpacağız, eksi 3 olacak. U üzeri eksi 1, eksi 1 de bir daha eksi 1 yapınca eksi 2 olacak, yani eksi 3 U üzeri eksi 2. Evet, Buse'ye aferin, Hayri Nisa'ya aferin, Zeynep ve aferin. Şöyle, peki güzel, başka yapanlar varsa onlara da aferin. Tabii ama ben görebildiklerimi ancak şey yapıyorum, verebiliyorum. Bir eksi 3 diye bir şey geldi. Orada bir özel değer istemiyor galiba bizden, değil mi? Eksi 3 nereden? Ha, eksi 3, 3 yerine tamam, düzeltme, kabul. Yani Zeynep ilk önce 3U üzeri eksi 2 demiş ama ondan sonra eksiği fark edince eksi 3U üzeri eksi 2 demek istiyor, değil mi Zeynep? İsterseniz tam düzgününü yazın. Nasıl olacak bunun cevabı? Eksiği başa indirince eksi 3U üzeri eksi 2, değil mi? Zeynep orada mısınız? Evet, güzel, tamam, peki, anlaştık. Yani eksi 3 üzeri eksi 2, o zaman oraya da aferinimizi verelim. Yani aslında şuna değil, eksi 3 ile olunca buraya değil de aferini şeye vermemiz lazım. Bu neyse, sonuçta anlaşıldı. Peki, sonra ne var? Ondan sonra E'si var. W eksi 4 U üzeri 1 bölü 2. Ne yapacağız? 1 bölü 2'yi başa indireceğiz. Eksi 4 çarpı 1 bölü 2 eksi 2 oluyor. Değil mi? 4 değil 1 bölü 2. 4'ün yarısı 2. Eksiz de var. Eksi 2. U üzeri 1 bölü 2 eksi 1. O da U üzeri eksi 1 bölü 2 oluyor. Dolayısıyla eksi 2 U üzeri eksi 1 bölü 2. Güzel. Hayri Nisa, Buse. Çok iyi. Başka yapan varsa onlara da. Buraya yazana emoji verebiliyorum. Yazmayana emoji veremiyorum. Evet. Ama tüm yapanları tebrik ediyorum tabii ki. Sonra peki neymiş öbürü? 4U üzeri 1 bölü 4. Nasıl olacak? 4 çarpı U üzeri 1 bölü 4. W eşittir 4U üzeri 1 bölü 4. Evet. U üzeri eksi 3 bölü 4 doğru. Burada 1U üzeri eksi 3 bölü 4 doğru. Nasıl yaptık? 4'ü başa indirdik. 4 kere 1 bölü 4 1 etti. U üzeri 1 bölü 4'ten de eksi 1 çıkarınca U üzeri 1 bölü 4'ten eksi 3 bölü 4 oldu yukarısı. Dolayısıyla 1 çarpı U üzeri eksi 3 bölü 4 ya da U çarpı üzeri eksi 3 bölü 4. Gayet güzel. Evet, birinci egzersiz bu. Geldik ikinci egzersize şimdi. Yine aynı şey. Yine türev. Hep el alıştırması yapıyoruz sonuçta. Türev buluyoruz. Neymiş? Şunların türevlerini bulun diyor. Mesela A şıkkında eksi x üzeri eksi 4. Yazın bakalım.
4 çarpı x üzeri eksi 5. Nasıl bulduk? Eksi 4'ü başa indiriyoruz. Başta bir de eksi var. Eksi 1 demek bu. Eksi 1 kere eksi 4 artı 4 oldu. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu eksiyi gözden kaçırırsak eksi 4 yazarız buraya. Olmaz. Eksi ile eksi çarpılınca artı oluyor. Dolayısıyla artı 4. X üzeri eksi 4 eksi 1 olunca bu da yukarısı eksi 5 oluyor. 4 çarpı x üzeri eksi 5 doğru. Evet. Doğru bulanları hepsini tebrik ediyorum. Buraya yazanları da emoji ile aferin veriyorum. Evet. Peki sonra. B şıkkında 9 x üzeri 1 bölü 3. Şeyde 3. baskıda 7 x üzeri 1 bölü 3 demiş ama burada 4. baskıda 9 x üzeri 1 bölü 3 demiş. Ne olacak? 1 bölü 3'ü başa indireceğiz. 9 kere 1 bölü 3 yani 9 bölü 3 3 olacak. X üzeri 1 bölü 3. 1 bölü 3'ten de 1 çıkarınca yukarısı eksi 2 bölü 3 olacak değil mi? Dolayısıyla 3 çarpı x üzeri eksi bölü 3, eksi 2 bölü 3. Güzel. Kim? Buse ve Hayrunisa güzel yapmışlar. Burada bir Sude de bir cevap vermiş. Şunlar niye? Allah Allah. Ben burada emojilere şey yaptığım zaman iyi basmak lazım demek ki, yoksa gelmiyor. Evet. Peki. Güzel. Evet. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Sonra cx karenin türevi. Dcx kare bölü dx. Burada da Leibniz gösterimiyle göstermiş. Cx karenin türevi nedir? Çok basit değil mi? 0 mı? 0 mı? 20 mi? Ben anlamadım. Yani, c şıkkını yapıyoruz. Doğru. Pardon. 5w üzeri 4. Doğru. Ben d'ye bakmışım. 5w üzeri 4. Ne yapıyoruz? 4'ü başa indiriyoruz. 4 kere 5 20. 4'ten 1 çıktı 3, 20W üzeri 3 oluyor. Aynen öyle. Çok güzel. Zeynep doğru bulmuş. Ceyda doğru bulmuş. Hayrunisa doğru bulmuş. Nerede bu? Şöyle. Ve Buse doğru bulmuş. Evet. Tüm doğru bulanlara, tüm deneyenlere aferin. Tüm doğru bulanlara daha aferin. Buraya yazanlara da emoji ile aferin. Evet. Harika. Peki sonra D şıkkında cx kare. Ne olacak cx karenin türevi? Nasıl oldu? C çarpı x karenin türevi değil mi? Yanlış mı görüyorum ben? Cx karenin türevini alacağız. Nasıl olacak? İyi bir düşünün bakalım. C çarpı c bir sabit. Cx kare. Evet, c çarpı x kare türevi. Alın bakalım. Var mı başka yazan? Şimdi 2c üzeri 3 tabii değil. Nedir? 2cx doğru. Hayrunisa düzeltmiş. Sude 2cx, Buse 2cx. Hepsi güzel. Tamam. 2cx'ler doğru. Çünkü ne yapıyoruz? 2'yi başa indiriyoruz. 2 eksi 1, 1 oluyor. X üzeri 1. 2c de başında var. 2cx dolayısıyla. Tamam. Buse... Sude. Nerede? Şurada. Evet. Tamam. Unuttuğumuz var mı? Yok. Güzel. Bravo. Şimdi ne? Bir de E şıkkı var galiba. E ve F şıkları da var dördüncü baskıda. A çarpı U üzeri B. Bunun türevi ne olacak? Yazın bakalım. A çarpı U üzeri B. Buse yazmış. Başka yazan yok mu? A çarpı U üzeri B. Altı nereden çıktı? Şimdi evet A çarpı U üzeri B. Bunun türevini nasıl alacağız? Üste B var. O B'yi başa indireceğiz bir defa. A sabit bir çarpan. O kendi kalacak. Değil mi? Ve üst B küçük B üzeri şey küçük B eksi 1 olacak. Ondan da 1 çıkaracağız.
yakınlaştırabilir miyiz? Bilmem deneyeyim bakayım nasıl yakınlaştırıyoruz? Yakınlaştıralım. Görünümden herhalde yakınlaştırabilirim diye umuyorum. Pencereye sığdır desem ne oluyor mesela? Bir şey olmadı. Yakınlaştır deyince neredeyiz? %36 falan diyor. %50 yaparsam ne olur? Öbür tarafı yakınlaştırdı sanki bu. Biraz daha büyüteyim şunu. Ne yapıyor anlamadım ben. Bunu daha şurayı küçültürsem ne olur? Bunu görmesek de olur. Şöyle nasıl daha iyi görünüyor mu şimdi? Biraz büyüttüm bu ekrandaki ama şunu niye daha fazla büyütemiyorum ben? Daha da yakınlaştır desem mesela %100 yapsam ne oluyor? Hayır, tam tersini yapıyor. Öbür tarafı yakınlaştırıyor bana. Bu lazım. Bu sefer de fazla mı büyük oldu? Şöyle nasıl daha mı iyi görünüyor böyle? Bunu ne yapıyor? Burada olmadı ama bu da fazla oldu galiba. Bir dakika. Bu da çok fazla oldu. Azıcık küçültsek %100 yaparsak ne oluyor? %200'müş mesela. %150 yapalım mesela. O zaman. Nereye gittik? Dur. Nasıl, iyi mi şimdi? Daha iyi görünüyor mu? A U üzeri B. Sizde bir değişiklik olmadı. Allah Allah. Ben kendi ekranımda değiştirdim. Sizde başka türlü bir şey yapmıyor mu? Burada yaptığım değişikliği göremiyor musunuz orada? Kitaplarınızdan da bakabilirsiniz. İsterseniz kitabı da şey yapmak mümkün. Yani kitaptaki egzersizler bunlar sonuçta. Oradan da bakabiliriz. Ha bir de tabii şeylere de, bunların çözümleri var. O çözümleri de unuttum, onu açmıştım. Şuradan çözüm kitabına da bakabiliriz. Size söyleyeyim ben olmazsa şeyinde ne olduğunu. Yani şu anda A U üzeri B fonksiyonunun türevini, U'ya göre türevini alıyoruz. A, değişken U. F U veya G U eşittir A U üzeri B veya D A üzeri B bölü D U şeklinde. Yani A U üzeri B fonksiyonunun U'ya göre türevini alıyoruz şu anda. Görebiliyor musunuz? Peki ne yapacağız? B'yi başa indireceğiz. A çarpı B, U üzeri B eksi 1 olacak. Dolayısıyla mesela Ceyda'nınki burada doğru oluyor. Başka yapan varsa yine şey yapabiliriz. Nasıl, görebiliyor musunuz? Buse durum ne? Görebiliyor musunuz soruları? Ekran dondu. Allah Allah. Yo, bilmem. Benim ekranım dondu mu? Benim ekranım... Peki... Ben hareketli benim şu anda ama ben yani ben oynatabiliyorum şeyi. Sunumu. Tekrar normal pencereye sığdır diyelim. Eski haline getireyim. Ve şurada, dur bakalım ne oldu? Şöyle işte. Buradan, ondan sonra bunu hafif şöyle oynatarak mesela yukarıya falan alamıyor muyum? Başka yere gidiyor. Şöyle olacak. Şimdi nasıl? Benim mesela şeyi oynatıyorum, cursor'ı, bu imleci oynatıyorum, görebiliyor musunuz? İmlecimi şeyin üzerinde, kitabın üzerinde, şeyin üzerinde, soruların üzerinde, sunumun üzerinde oynatıyorum. Allah Allah. Ekranım nasıl donar anlamıyorum ki. Tekrar paylaşayım. Deneyelim. Tüm ekranımızı şey yapıyorum
izin ver diyorum. Şu anda tekrar ekranımı paylaştım. Şurada imlecide mesela şey yapabilmeniz lazım. İmlecide görebilmeniz lazım. Şöyle yaptığım zaman. Görünmüyor mu? Sabit sohbetin üzerinde. Şimdi hiç yok. Simsiyah. Allah Allah. Ben bu işi anlamıyorum ya. Hayret bir şey. Peki şey yapalım. Dur bakalım. Tüm ekranı değil de sadece sunumu paylaşayım. Belki öyle daha iyi olacak. Kim bilir? Ne tuhaf şey. Şimdi nasıl? Şimdi sadece sunumu paylaştım. Şu anda benim sunumumu, yani bu üstünde şey yaptığımız egzersiz sayfasını görebilmeniz lazım. Görüyor musunuz? Hep siyah mı yani? Hiç sunumunun bir şey göremiyor musunuz? Allah Allah. Hiçbir şey anlamıyorum ben bundan. Bunu yaptım diye mi burada bir şeyle oynadım ama bir şey fark etmedi diyorsunuz. Kapatıp tekrar açsam ne olur? Ama ne alakası var? Tekrar kapatıp açayım bakayım ne olacak? Paylaşmayı da durdurayım. Her şeyi kapatıp tekrar açalım. Sunumu şeyin içinden açabilsem daha da iyi ama programın içinden sunumu açabilsem o zaman daha da iyi oluyor galiba. Fakat emin değilim onu nasıl yapıp bilgisayara yaptım. Şimdi nasıl yapabileceğimi tam bilmiyorum onu. Dosyalar mesela şu mu acaba? Hayır. Uygulama falan diyor. Ben uygulama istemiyorum ki. Uygulamam var zaten benim. Değil. Başka bir şey herhalde. Tamam. Peki şeyi açayım tekrar. Sunumumu açayım. Allah Allah çok tuhaf. Bu açılsın. Bu arada da hı. Şimdi nasıl?
Buradan chat'i açamıyor muyum? Sohbet nerede? Sohbeti niye göremiyorum ben? Sohbetimiz nerede bizim? Nasıl görebiliyor musunuz şimdi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Görünüyor mu? Nedir? Benim niye ekranım burada? Sohbetler de şurada. Ne oluyorsa Allah Allah çok tuhaf. Evet. Şimdi nasıl durum? Şu anda şeyi tekrar açtım. Ne derler? Sunumumu tekrar açtım. Paylaşımı tekrar yaptım ve paylaşım olarak sunumu yaptım. Yani şu anda benim sunumu görebilmeniz lazım. Görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Hocam hayır, göremiyoruz. Allah Allah, çok tuhaf. Nasıl yapacağız bu işi? Başka bir uygulama. Peki yine hocam, ekranımı... Hocam ikinci bir kayıt açsak tamamen kapatıp. O zaman ama şey duruyor. Kayıt duruyor. O, iyi bir şey değil o. Hoş dünkünde de çözdük bunları. Dünkünde de var ama anlamıyorum. Yani normalde siz de bunu ekranımı paylaştığım zaman ekranımı paylaşırsam da tüm ekranı görmeniz lazım. Buradaki bu işin mantığı bu. Çiangedi. Tüm ekran diyeyim bakalım ne olacak. Tüm ekranı paylaşmaya çalışıyorum. Ne bu? Bir şey değil. İzin ver diyorum. Şu anda mesela tüm ekranımı paylaşıyor. Siz yani ben ekranımda neyi görüyorsam sizin de onu görebilmeniz lazım bu hesaba göre. Görebiliyor musunuz? Ben şu anda kayıt şey var ne derler sunum var. PowerPoint sunum. Artı bir de bu şey Teams uygulaması sağ tarafta kenarda küçük. Hayır benim hocam ekran. Yine yok. Siyah mı sizin? Ne görüyorsunuz siz? Sanki sunum paylaşmamışsınız gibi. Allah Allah. Sunumu tekrar açtım. Sadece sunumu tekrar paylaşmayı deneyeyim. Bakalım ne olacak? Paylaşım panelini aç. Tamam. Masaüstü pencere demem gerekiyor. Ekran paylaşımı. Bunlardan neyi paylaşacağım? Chiangedi. Peki bunu sunumu paylaşıyorum ve izin ver diyorum. Burada bir şey var. Acaba bununla mı ilgili? Durumu rahatsız etmiyor. Başladı. Hayır. Başka bir yapmam gereken bir şey yok. Paylaşımı da yapıyoruz. Şimdi nasıl görünüyor mu şey sunum? Şu anda sadece sunumu paylaştım tekrar. Yine yok hocam. Allah Allah. Peki kitap varsa sizde kitaptan şey yapalım olmasa. Kitabı olmayan var mı? Sunumu da daha evvel atmıştım. Sunumda da var. Yani size attığım sunumda da var bunlar. Aynı şey. Olmazsa öyle yapalım. Niye görünmediğini anlamıyorum. Bende görünüyor. Sizde nasıl görünmüyor onu anlayabilmiş değilim. Çünkü ben şu anda ekranımı paylaşıyorum. Şeyde hani ekran paylaşımı olmuyorsa diye sunumu paylaştım. Bilhassa sunumu paylaştım. Sunumu görün diye. Onu da göremiyorsunuz. Nasıl göremiyorsunuz? Yani burada bir temassızlık, bir iletişimsizlik var demek ki bu şeyler arasında. Çünkü ben görüyorum. Sizin de görebilmeniz lazım paylaştığıma göre. Bir tuhaflık var.
şeyi açabildiniz mi? Kitaplarınızı veya şeyleri açtınızsa oradan da gidebiliriz numara ve şeyle. Sonra yanıtları da sohbet kısmına yazarız. Tamam mı? Evet. Şeyde ne dedik? A, U üzeri B'nin türevi. A çarpı U üzeri B. Bunun U'ya göre türevi. Söyleyeyim de aynı zamanda. Duyuyorsunuz değil mi sesimi? Yazın bakalım şeye, sohbet kısmına. A çarpı U üzeri B'nin U'ya göre türevi. Sesim duyuluyor mu? Arkadaşlar sesimi duyabiliyor musunuz? Toptan mı iletişim gitti? Tamam, güzel. Peki, şimdi U, Buse yazmış yukarıda. A çarpı B, U üzeri B eksi 1. Tamam, şuraya şey verelim hemen. Şuraya, evet. Güzel, başka yazan varsa ona da verebiliriz. Yani A, U üzeri B'nin B'yi başa indirince A çarpı B, U üzeri bir de küçük B eksi 1 olacak tabii ki. Peki, böyle değil de F şıkkında E şey eksi a u üzeri eksi b fonksiyonu. Bu sefer fonksiyonumuz eksi a u üzeri eksi b. Bunun u'ya göre türevini alacağız. Evet. Eksi b'yi başa indirince eksi ile çarpılıyor. Eksi eksi artı oluyor. Dolayısıyla artı a'sı da var. A çarpı b u üzeri eksi b eksi 1. Aynen öyle. Dolayısıyla Hayrün Nisa doğru yapmış, Buse doğru yapmış, Zeynep doğru yapmış. Güzel. Demek ki böyle de yapabiliyoruz. Fena değil. Yalnız niye görünmediğini anlamadım. Canım sıkıldı tabii. Ne yapayım? Evet. Peki şimdi hem şeyler var. Üçüncü egzersizde, üçüncü alıştırmada hem formül olarak türevler var. Sonra bir de 1 ve 2 noktalarındaki değerlerini bulun demiş. Şeyleri ne derler? İkisini siz sonra şey olarak, egzersiz olarak, alıştırma olarak kendiniz yapın. Bir noktasındaki, ilk önce bunları analitik olarak çözelim. Sonra da bir noktasındaki değerlerini bulalım. Öylesi daha şey herhalde, çabuk gideriz. Peki, şimdi A şıkkı y eşittir fx eşittir 18x. Fonksiyon 18x. Bunun türevi nedir ve bir noktasındaki değeri nedir bu türevin? Evet, 18'in türevi, evet, 18 x üzeri 0 veya 18, yani sonuçta 18 sabit 18 kalıyor. Çünkü x üzeri 1'in türevi 1'dir. 18'e çarpınca 18 çarpı 1, 18. Aynen öyle. Ve bunun bir noktasındaki değeri de 18'dir. Aynen öyle. Her durumda 18, bir şey değişmiyor. Buse de güzel yapmış. Güzel. Evet. Peki, sonra. B şıkkı y eşittir fx eşittir cx üzeri 3. C çarpı x üzeri 3. Bunun türevi nedir ve bunun bir noktası, bu türevin bir noktasındaki, yani x eşit 1'deki değeri nedir? Yazın bakalım. 3 başa iniyor. 3c, c zaten sabit bir çarpan kalıyor yerinde. 3 çarpı c x üzeri 3 eksi 1, yani 3 çarpı c x üzeri 2. Evet, aynen öyle. Hayrün Nisa doğru yapmış, Buse doğru yapmış, Zeynep doğru yapmış. Ha bir de şey değerleri tabii bunların, x'i de bir, x yerine 1 koyunca ax kare 1, 1 kare 1. Dolayısıyla 3c çarpı 1, 3c oluyor. Aynen öyle. Hayrün Nisa yazmış onu ve Buse yazmış. Güzel. Yazanlara da evet, güzel. Bravo. Peki c şıkkında fx eşittir eksi 5 x üzeri eksi 2. Bir defa bunun analitik türevini hesaplayın, sonra da bir noktasındaki değerini yazın yanına. Yanına veya altına, neyse işte.
Evet, eksi 2'yi başa indiriyoruz. Eksi 2 kere eksi 5 artı 10 oluyor. X üzeri eksi 2 eksi 1 de x üzeri eksi 3 oluyor. 10 çarpı x üzeri eksi 3. Tamam, güzel. Peki bunun bir noktasındaki değeri nedir? Eksi 10 değil, 10 olacak. Çünkü eksi 5 çarpı eksi 2 artı 10 oluyor. Evet, Buse doğru yapmış. Pardon, bir dakika. Şimdi Nisa düzeltmiş. Düzeltene de tabii veriyoruz. Ondan sonra F1 10 demiş Buse. Hayır, Nisa F1 10. Güzel. Dur, yok değil şu. Tuhaf. Peki, tamam. Evet. Sonra ne var? D şıkkında 3 bölü 4, x üzeri 4 bölü 3. Bunun x'e göre türevini alacağız. Sonra da x eşit 1 olduğu zamanki değerini hesaplayacağız. Evet. 3 bölü 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3. Hı hı. 4 bölü 3'ü başa indir. Çarpılınca x üzeri 4 bölü 3 eksi 1 oluyor. O da 4 bölü 3 eksi 3 bölü 3 demektir. Üzerinde 1 bölü 3 kalıyor. Yani 1 çarpı x üzeri 1 bölü 3. Evet, x üzeri 1 bölü 3. Buse doğru yapmış. Hayri Nisa doğru yapmış. Buse'ye verdik. Niye vermedi? Şurada. Hı. Ondan sonra ve bunun bir noktasındaki değeri de 1 tabii. Doğru. Evet, Ceyda da doğru yapmış. Güzel. Peki, sonra. Aferin. E 6W üzeri 1 bölü 3. Yani nedir? Bunun FW 6W üzeri 1 bölü 3. Bunun W'ye göre türevini alacağız. Sonra da bir noktasındaki değerini hesaplayacağız. 1 bölü 3'ü başa indirdik. 6 kere 1 bölü 3, 6 bölü 3 yani 2. 1 bölü 3'ten 1 çıktı, eksi 2 bölü 3 oldu değil mi? Buna dikkat edelim tabii, yanlış yapmayalım. Ne oldu? 2 W eksi 1 bölü, eksi 2 bölü 3. Evet. 2 W eksi 2 bölü 3. Güzel. Buse doğru yapmış. Hayri Nisa doğru yapmış. Ve bunun değeri deyince de işte bir noktasındaki değeri başında neyse o, yani ne oluyor? 2 mi oluyor? Evet, 2 oluyor. Doğru. Güzel. Güzel. Evet, tebrik ediyorum. Sonra eksi 3 W eksi üzeri eksi 1 bölü 6. Sonuncusu da F şıkkı. FW eşittir eksi 3 W üzeri eksi 1 bölü 6. Bunun W'ya göre türevini alacağız. Sonra da bir noktasındaki değerini bulacağız. Evet, şimdi 1 bölü 2 W eksi 7 bölü 6, doğru, 6 bölü 6 çıkarınca, 1 çıkarınca yani, evet böyle. Ve bunun değeri de 1 bölü 2'dir. O da doğru. Eksi 3 bölü çarpı eksi 1 bölü 6. Eksiler birbirini götürür. 1 bölü 2 kalır. Dolayısıyla başında da x w'sunun şey olunca o da doğru. 1 bölü 2'ler de doğru. Şurada da. Şurada bir tane doğru çözüm var. Nerede o? Şuraya da işaretleyelim. Evet, sonuçta 1 bölü 2 W üzeri eksi 7 bölü 6 doğru ve bunun yerine W yerine 1 koyunca da 1 bölü 2 oluyor. Bravo. Gördüğünüz gibi türev alması o kadar zor değil. Daha karmaşık, daha garip türevler de öğreneceğiz zaman içinde ama yani sonuçta atla deve değil. Şimdi bence en ilginç soru burada, dördüncü soru. Diyor ki bir tane diyor türevi her yerde sıfır olan bir fonksiyon çizin diyor. Bir de türevi belli bir x0 noktasında, sadece belli bir x0 noktasında sıfır olan bir fonksiyon çizin diyor. Bir tanesi ilk çizeceğimiz fonksiyon, türevi her yer, bunu söyleyerek de şey yapabiliriz veya yazarak söyleyebiliriz, nasıl bir fonksiyondur bu, türevi her yerde sıfır olan bir fonksiyon nedir? Hı-hı.
Evet. Güzel. Buse doğru. Zeki doğru. Zeynep doğru. Bu bir sabit fonksiyondur. Başka da yine bulanlar, şey yapanlar, çizenler varsa onlara aferin. Peki her yerde değil de belli bir x0 noktasında türevi sıfır olan bir fonksiyon nasıl bir şeydir acaba? Mesela bir parabol olabilir mi? Bir parabol olabilir. Parabolün neresinde şey sıfırdır, türevi sıfır olur? Hele de sonsuz sayıda şey vardır ama yani birçok sıfır olan noktası vardır ama her noktası da sıfır değildir. Yani sinüs kosinüs fonksiyonları da mesela buna o bir örnek olabilirdi. Parabol de olabilir. Başka da şey olarak. Evet, aynen öyle. Tepe noktası Buse. Tepe noktasında, parabolün tepe veya dip noktasında birinci türev sıfır olacaktır. Şuradan aslında bende çözüm kitabında çizimleri de var ama çözüm kitabını görebiliyor musunuz? Emin değilim ondan. Mesela şey yaptığım zaman, şurada çözüm kitabını açtığım zaman tekrar paylaşayım. Şu anda siz herhangi bir şey görüyor musunuz benim ekranımda? Bir bakayım, tekrar paylaşmayı deneyeyim. Belki beceririz bunu. Mesela şu çözüm kitabını paylaşmayı deneyelim. Bakalım ne diyecek. Şu anda ben ekranımda şeyi paylaştım. Çözüm kitabının çözümleri paylaştım, bu şeyleri. Bak, görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz öyle mi? Hadi ya. Çok fena. Allah Allah. Niye şey yapmıyor? Bu programda bir tuhaflık var. Yani normalde ben burada paylaşıyor görüyorum kendimi. Siz benim paylaştığımı göremiyorsunuz. Çok fena. Peki neyse. Ama sonuç şey doğru. Tartıştığımız şeyler doğru. Birinci şıkta, yani her yerde türevi sıfır olan fonksiyon sabit fonksiyondur. İkinci şıkta ise bir parabol olabilir. Kolları yukarı veya aşağı bakan bir parabol. Parabolün tepe noktası, o yani en yüksek veya en alçak noktası. Orada bir teğet çizgi çizersek yere, yani x eksenine paralel olacaktır. Orada türev sıfır olacaktır. Onun haricinde arttığı yerlerde, fonksiyonun artan olduğu yerlerde pozitif, azalan olduğu yerlerde negatif olacaktır. Bir sinüs veya kosinüs fonksiyonu çizersek, biliyorsunuz böyle yılan gibi hep periyodik şey yapan, sürekli kendini tekrarlayan dalga fonksiyonu, o dalgaların tepelerinde ve diplerinde daima birinci türev sıfır olacaktır. Bu da mesela başka bir örnek. Birçok böyle fonksiyon bulabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Kaydı durduruyorum. Sizin soracaklarınız varsa yine sorabilirsiniz. Bu arada yani bunlarla, şu yaptıklarımızla ilgili acil soracağınız varsa kaydı durdurmadan sorun. Yok, genel bir şeylerse onu kaydı durdurduktan sonra da konuşabiliriz. Var mı bu yaptıklarımızla ilgili soracağınız? Peki, o zaman kaydı durdurayım.